Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Her şey değişti diyerek açıkladı. O ülkeler artık ABD'nin telefonlarını açmıyor. Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karen Kinsel, Türkiye ve ABD'nin dünyadaki önemine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kinsel, ABD'nin telefonlarına artık körfezde bakılmadığını söyledi. 2017-2019 yılları arasında Avusturya Dışişleri Bakanlığı yapan Karen Kinsel, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin harici komutan Tunç Akkoç'a konuştu. Kinsel, Rusya'ya yönelik yaptırımları eleştirdiği ve Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin kopmaması gerektiğini savunduğu için Avrupa'da tepki toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Kinsel, Avrupa'nın enerji krizi, Türkiye'nin konumu ve OPEC ülkeleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından Rus gazından kopuşun henüz mümkün olmadığını belirterek, çünkü Rus gazına veda etmek için en az 5 yıla ihtiyaç var dedi. Rus gazına yönelik tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Kinsel, karar vericilerin ve tavan fiyat uygulamasını savunanların arz ve talep konusunda ve piyasa güçleri hakkında zerre kadar bilgisi yok diyerek, bu konuda beni ürküten bir plan ekonomisi tartışmasının içindeyiz. Pazar ekonomisi düşüncesinin zemini ve dayanakları, ki vahşi kapitalizme kadar gitmemize gerek yok, ortadan kaldırılıyor. Temel kategoriler arz ve taleptir. Fiyat arz ve talebin sonucudur. Tabii ki karteller, siyasi tedbirler ve kontrol tedbirleri yüzünden tekrar tekrar fiyat bozmaları yaşanır. Fakat şu anda burada devreye sokulan en karanlık dönemlerin plan ekonomisi açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye hızlı bir gaz merkezi kurma önerisini değerlendiren Kinsel, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle hali hazırda bir enerji üssü olduğunu söyledi. Yakın tarihte coğrafyanın önemine özellikle Türkiye söz konusu olduğunda fark edildiğini ifade eden Avustralya'da eski bakan, enerji ve gıda tedariki söz konusu olduğunda dünyanın geri kalan kısmı için İstanbul Boğazı yine tüm ilginin odağı. Türkiye aslında 90'lı yılların sonundan itibaren gitgide bir enerji üssüne dönüştü. 2000'li yılların başında açılan Bakü-Ceyhan boru hattını düşünün. Proje aşamasında kalan Nabucco'yu düşünün örneğin. Hazar bölgesindeki doğalgaz Avrupa'ya ulaştırılmak isteniyordu ve Türkiye çok merkezli bir konumdaydı. ABD'nin baskısı sonucunda 2014 yılında Avrupa Birliği Güney Akım'dan vazgeçmek zorunda kaldığında Rusya bu projeyi Türk Akım'ına dönüştürdü ve Karadeniz üzerinden Rusya'dan Türkiye'ye bir boru hattı döşendi dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.